Merhabalar. Doğudaki tanıtım elçilerimiz, Çin'deki Türkler de bugün Guangzhou Başkonsolosumuz Sayın Kurtuluş Aykan Bey'i davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi son dönemde rekor seviyede yabancı basına demeç veriyor. İlk basın Türkçe olarak bize verecek. Bu onurla kendisinden, bu onurdan dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Sayın Başkonsolosum, rica etsem öncelikle kısaca kendinizi bir anlatır mısınız ve şu andaki mevcut görevinize giderken nasıl oldu? Bunu biraz anlatır mısınız? Ayhan Bey, çok teşekkür ederim beni programınızda ağırladığınız için. Şöyle bir kendimi anlatmam gerekiyorsa, yaklaşık 30 yıldan daha fazla bir devlet memuriyetim var. İlk Pakistan'da başladım, sonra Hollanda'da devam ettim, sonra Libya'da devam ettim, Tayland'da görev yaptım, Çin'de görev yaptım ve tekrar Çin'e geldim. Bu arada SICA, Conference on Interaction and Confidence Building Measures, Almaty'da kurulan bu uluslararası örgüte atanan ilk uluslararası diplomatıydım. Ve bu örgütün çatı sınıf kurdum ve gerekli siyasi belgelerini hazırladım ve anahtar teslim halde kuruluşu faaliyete geçirdik. Sorumlu olduğunuz bölgenin Çin ekonomisindeki yeri hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii Kerem Bey. Ben Çin'de Güney Guangzhou Başkonsolosluğumuz Çin'in güneyindeki dört bölgeyi kapsıyor. Bunlardan üç tanesi eyalet, bir tanesi otonomus bölge. Eyaletler olarak Guangdong eyaleti, Fujian eyaleti ve Hainan eyaleti var. Hainan eyaleti aynı zamanda bir ada eyalet. Onun dışında Guangxi otonomus bölgesi de benim bölgemde yer alıyor. Guangdong bölgesi, sadece Guangdong eyaleti 126 milyonluk nüfusa sahip. Bana bağlı olan görev yaptığım tüm eyalet ve otonomus bölgelerin toplam nüfusu ise yaklaşık 230 milyon. Dolayısıyla büyük bir nüfusa hitap ediyoruz burada. Ekonomik büyüklük olarak baktığımızda ise Çin'in en önemli ve ekonomik açıdan en gelişmiş eyaleti benim bölgemde. Başkonsolosluğumuzun bulunduğu baş şehri Guangzhou olan Guangdong eyaleti. Yaklaşık 1,6 trilyonluk bir gayri safi milli hasılası mevcut Guangdong eyaletinin. Aynı şekilde Fujian eyaleti 636 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılaya sahip. Guangxi ise 320 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılaya sahip. Benim bölgemde en ufak şöyle söyleyeyim, en ufak ekonomik büyüklüğe sahip olan Hainan Adası ise 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Başkonsolosluğumuzun bulunduğu Guangzhou şehrinin yer aldığı Guangdong eyaleti, eğer farklı bir ülke olsaydı, tek başına bir ülke olsaydı, dünyadaki 13. ekonomiye sahip bir devlet olacaktı. Dolayısıyla bu özelliği ile de Çin'deki en önemli ve ilk başta gelen eyalet konumundadır ekonomik açıdan. Guangdong bölgesinde yaklaşık yerleşik firmaların ihracatı 628 milyar dolardır. İthalatı ise 395 milyar doları bulmaktadır. Toplam dış ticaret hacmi ise 1 trilyon Amerikan dolarına ulaşmıştır. Bizim buradaki ana görevimiz bu pastadan Türkiye ne kadar fazla kazanır, onun çabasındayız. Ben Guangzhou'ya yaklaşık 26 ay önce atandım. 1 Eylül 2019'da göreve başladım. Ondan sonra malum salgın dönemi yaşadık. Kriz yönetimine girdik. Bu kriz yönetimi esnasında dahi bizim buradaki ekonomik faaliyetlerimiz, ticari faaliyetlerimiz azalmadı. Tam tersine arttı. Şöyle söyleyeyim, benim dört eyaletimde şimdiye kadar Türkiye'den ithalat, ihracatı bir kenara bırakıyorum, daha sonra konuşuruz. Türkiye'den bu dört bölgeye olan ihracatımız yaklaşık 1 milyar dolardı.
Ancak bu son 9 ay içerisinde çok yüksek bir miktarda bir artış söz konusu oldu. %40 ortalamayla 3 eyaletimizde ithalatımız artmış durumda. Hainan'ı ayrı bir kategoriye koyuyorum. Hainan benim özel önem verdiğim, atfettiğim bir ada eyalet. Oraya da ithalatımız %357 ile rekor seviyeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu rakamlar bizim Çin genelindeki %29'luk artışın çok çok üstünde bir artışa denk düşmektedir. Sizin sorumlu olduğunuz bölgede toplam kaç Türk şirketi var ve ağırlıklı olarak bunlar, yani ben daha çok gıda alanında olanları biliyorum ama siz benden daha hakimsiniz. Kaç tane şirket ve ağırlıklı olarak hangi alanlarda hizmet veriyorlar? Dediğiniz gibi benim bölgemde ağırlıklı Türk yatırımları gıda sektöründe. Ancak elektronik ve elektrik sektöründe de yatırımlarımız mevcut. Ancak günümüzde Çin'e yatırımdan çok Türkiye'ye doğru kaymalar söz konusu. Ülkemizde biliyorsunuz yabancı yatırımlara çok büyük teşvikler verilmekte. Biz de Çinli firmaları Türkiye'ye yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle Çin'den mal alımı yapan firmalarımızın Çinli ortaklarını Türkiye'ye davet etmesini istiyoruz. Türkiye'de ortak yatırımlar yapsınlar istiyoruz. Nitekim Oppo, bizim bölgemizdeki kuruluşlardan Oppo ve Makto da Türkiye'de yatırım yapmaya başlayan iki tane kuruluş. Bunların çoğalmasını istiyoruz ve beklentimiz o yönde. Bizim çalışmalarımız da o yönde. Sayın Başkonsolosum, sizi de çok iyi bildiğiniz üzere Kanton Fuarı Çin'de ekonominin barometresi olarak kabul ediliyor ve son fuara siz katıldınız. Oradaki izlenimimizi alabilir miyiz lütfen? Kerem Bey, evet, COVID-19 öncesi dönemde Kanton fuarlarının birinci ve üçüncü fazına İstanbul Ticaret Odası'nın organize ettiği milli katılımla firmalarımız iştirak etmektediler. Kanton fuarlarının çok büyük önemi var. Çünkü buraya gelen firmalarımız sadece Çin pazarına değil, bu Kanton fuarına alıcı olarak katılan dünya genelinde gelip mal almaya çalışan bütün müşterilere hitap etmekteydiler. Dolayısıyla Kanton Fuarı'nın öyle bir özelliği mevcut. Bu nedenle sadece Çin pazarı için firmalarımız buraya gelmiyorlar. Tüm dünyaya mal satmak için geliyorlar. Bu nedenle sadece Kanton Fuarı değil, burada Güney bölgesinde yapılan bütün fuarların önemi artmış durumda. Aslında şöyle bir yanılgı var Türkiye'den bakıldığında. Pekin'deki fuarlar önemli, Şangay'daki fuarlar önemli. Onun dışında pek fuara hani katılınmasa da olur anlayışını gözlemliyoruz. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Pekin tabiatıyla çok önemli, Şangay tabiatıyla çok önemli. Ancak o fuarlarda firmalarımızın yer bulmaları gittikçe güçleşiyor. Guangzhou'da önümüzdeki dönemde yer bulmak oldukça güçleşecek. Farklı farklı Çin'de hedef bölgeler var. Guangzhou'daki fuarlar bu hedef bölgelerden bir tanesi olma yönünde. Nitekim Guangzhou'nun dışında Chengdu'da da bir başkonsolosluk açmamız söz konusu bu yılın sonu ve önümüzdeki yıl muhtemelen. Chengdu'da aynı şekilde bir hedef bölge durumunda. Oradaki fuarları da kaçırmamaları gerektiğine inanıyoruz firmalarımızın. Çünkü söz konusu olan bir 10 milyonluk bir ülke değil. Avrupa'da 20 milyonluk, 50 milyonluk bir ülke değil. 1,5 milyarlık bir ülkeden bahsediyoruz. Bir geliş gidişin, fuara katılış getirisi çok çok daha katlı ve büyük olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu öyle bir geniş. Sizin de söylediğiniz gibi bu sene işte pandemiden dolayı hem online hem de offline olarak yapıldı ama seneye inşallah bu pandemi belasının biteceğinden hareketle nasıl hazırlık yapmalı Türk firmaları? Ne gibi önerileriniz olur? Çünkü siz orada bu sefer birebir gidip bazı gözlemlerde bulundunuz. Buyurun. Evet. Türkiye'den Çin'e gelecek olan firmalarımız sadece Pekin ve Şangay'a değil aynı zamanda Guangzhou'ya da
önem versinler istiyorum. Guangzhou'daki sadece Kanton Fuarı değil, Güney bölgesinde olan bütün fuarlar çok önemli. Unutmayalım ki Guangdong Çin'e giriş kapılarından bir tanesi ve en önemlileri arasında yer alıyor. Buradaki konumuzu güçlendirmek için firmalarımızın kuvvetle Guangdong'a ağırlık vermesini, Guangzhou'ya ağırlık vermesini istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde COVID salgını neticesinde ulaşım kolaylığı da sağlandıktan sonra geliş gidişlerde problemler de ortadan kalktıktan sonra firmalarımızı daha çok buraya gelmelerini istiyorum. İnşallah bunları da gözlemleyeceğim. Sayın Başkonsolosum, Çin'de yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız mutlaka vardır. Bunlardan birini bizimle paylaşır mısınız? Kerem Bey, Çin'de geldiğimden beri 26 aydır çok güzel anılar biriktirdik. Bazıları çok anlamlı, bazıları çok güç koşullarda yaşanan ama hatırlanması gereken anılar. Bunlardan en önemlisi biliyorsunuz Çin'de Wuhan'da çıkan COVID-19 salgından sonra en fazla etkilenen, Hubei'den sonra en fazla etkilenen eyaletlerden bir tanesi de Guangdong eyaleti. Fakat buradaki vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Başlangıcından itibaren çok güzel bir kriz grubu kurduk WeChat üzerinden o platformda ve grubumuz üye sayısının azami rakamına ulaştı. Çok güzel bilgi paylaşımları oldu. Bu bilgi paylaşımları neticesinde vatandaşlarımıza birebir temas ederek interaktif bir şekilde problemlerine çözüm bulma şansına eriştik. Türkiye'deki yelpazedeki bütün vatandaşlarımız aynı şekilde Guangdong'da, Fujian'da, Hainan'da ve Guangxi otonomous bölgesinde de mevcut. Vatandaşlarımızın bizim arkamızda kenetlenmesi çok güzel bir sinerji yarattı ve örnek çözümler ürettik. Pek çok problemi, yüzlerce problemi çözebildik. Vatandaşlarımızın direkt olarak bana ulaşması her şeyi kolaylaştırdı. Şu anda benim bölgemdeki bütün vatandaşlar WeChat üzerinden birebir benimle temas halinde. Her dakika 24 saat bana ulaşabiliyorlar ve sorunlarını aktarabiliyorlar ve sorunlarını çözüyoruz. Yalnız Çin'deki vatandaşlarımız değil, Türkiye'de Çin'le bağlantılı olan vatandaşlarımız veya dünyanın herhangi bir yerinde Çin'le bağlantılı olan vatandaşlarımız da bana ulaşabiliyor. Çözebileceğimiz bütün sorunlarını çözüyoruz. Şu anda vatandaşlarımızla birlikte kenetlenmiş bir şekilde sorunlarını halletmiş bir şekilde artık ekonomi, ticari ve kültürel faaliyetlere ağırlık vermek suretiyle başkonsolosluğumuz hizmetlerini yürütmekte. Sayın Başkonsolosum, siz ve sanatçı eşiniz Tülü Hanım, Tülü Üçözü Hanım çok aktifsiniz. Birçok yere katılıyorsunuz. En son bildiğim kadarıyla 500 milyon kişiye hitap eden bir medya kuruluşunun bir televizyonuna katıldınız ve orada meşhur ayçiçeği pişirdiniz. Kamu diplomasisi adına önümüzdeki dönemde belirlemiş katılacağınız programlar var mı? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Normalde başkonsolosların görev alanları vatandaşlara hizmet, ekonomi, ticari alanlarda ilerleme kaydetmek ve kültür ve turizm tanıtımı yapmakla sınırlıdır diye bilinir. Halbuki bunun bir arka planı da mevcuttur. Bütün bu görünen amaçları gerçekleştirmek için misyon şeflerinin en ön sırada bulundukları ülke halkına hitap etmeleri gerekir. Onlara yaklaşmaları gerekir. Onlarla temas etmeleri gerekir. Bütün bu faaliyetlerimizi biz kamu diplomasisi adı altında topluyoruz. Benim önceliğim vatandaşa hizmet, ekonomi, ticari, kültürel, turistik alanlarda faaliyetlerimizi arttırmak olmakla birlikte kullandığım enstrümanları biraz daha çeşitlendirerek kamu diplomasisine biraz daha ağırlık vererek sesimizi medyada halkın önünde daha fazla duyurarak bu faaliyetlerimizde biz biraz daha çıtayı yükseltmeyi amaçladık ve gördüğüm kadarıyla da başarılı olduk.
Tabiatıyla en son yaptığımız araştırmada son 9 ay içerisinde irili ufaklı 50 küsür tane mülakat ve habere konu olmuşuz. Bunların içerisinde değer gördüklerimizi 30'a indirgeyebiliriz. Bu sayede Çin'de, özellikle Güney Çin'de görünen, tanınan faaliyetlerimiz oldu. Teveccüh gösterdi Çin halkı. Bundan da çok memnunuz. Tabii ki burada en büyük görev eşimin tanınmış bir opera sanatçısı olması ve Türkiye'deki eğitimi, onun yanı sıra Budapest Lis Academy of Music'i birincilikle mezun olması ve 25 yıldır yurt dışında yaşaması ve Türk kültürünü dünyada tanıtan faaliyetlerde hali hazırda bulunuyor olması benim için çok büyük bir destek teşkil etmekte. Şu ana kadar eşim Tulu Üçözü hanımefendi Çin genelinde, Şangay'da, Pekin'de, Guangzhou'da önemli konser salonlarında Türk bestecilerinin yanı sıra dünya bestecilerinin de önemli eserlerini 14 dilde icra etmiş ve şu anda Çin'de tanınan en önemli Türk sanatçılarından biri olmuştur. Bütün genelde festivallerin Çin Genelik Konsolosum görev yaptığımız Guangzhou, Büyük Körfez bölgesi içindeki önemli yerlerden biri. Burada önümüzdeki dönemde de burada çok ciddi yatırımlar yapılacağını ikimiz de biliyoruz. Türk firmalarının buradaki yatırımlardan, yapılacak olan yatırımlardan yararlanma imkanı, fırsatları var mı? Nasıl görünüyor durum? Evet. Öncelikle bu bölgeye aşina olmayan izleyicilerimize şunu belirtmek istiyorum. Büyük Körfez bölgesi denildiği zaman Guangdong eyaleti ve bu eyalette yer alan bir kısım önemli şehirden bahsediyoruz. Artı Hong Kong'dan bahsediyoruz. Artı Macau'dan bahsediyoruz. Biz büyük Körfez bölgesi Çin'in güneyinde dediğimiz zaman bunu biz Tokyo Bay Area ile karşılaştırıyoruz. New York Bay Area ile karşılaştırıyoruz. San Francisco Bay Area ile karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir ekonomik zon projesi aslında. Ve Türk firmalarında özellikle buradaki varoluşları bizim için son derece önemli. Neden? Bu bölgenin nüfusu yaklaşık 73 milyon. 2019 rakamlarıyla yaklaşık 1.67 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip bu bölge. Ve kişi başına düşen milli gelir ise 23.300 ABD doları. Unutmayalım ki Çin'de kişi başına düşen milli gelir 10.000 dolardır. Ancak bu Büyük Körfez bölgesine sadece odaklanırsak burada kişi başına düşen milli gelir 23.300 ABD doları. Dolayısıyla firmalarımızın bu bölgeye odaklanması getirisi çok olan bir ekonomik imkan sunacaktır kendilerine. Özellikle biz Guangdong bölgesine mermer, krom gibi ham maddeler ihraç eden bir ülkeyiz. Nüfusun büyük bir kısmının yer aldığı Guangdong eyaletinin toplam 1 trilyon ABD doları bir ticareti söz konusu. Milli gelirin de 23.300 ABD doları olduğunu düşünürsek her türlü ülkemizden bu bölgeye gelecek tüketim mallarının alıcısı olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Büyük Körfez bölgesinden Türkiye'de yatırımları çekmek için bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de Türkiye Dışişleri olarak ve onların buradaki uzantıları olarak bir de kamu diplomasi faaliyetlerimizi ekledik. Kamu diplomasi faaliyetlerimiz çok geniş çaplı. Bu faaliyetlerin ana amacı bulunduğumuz ülkedeki halka dokunabilmek, kendimizi tanıtabilmek, yaklaşılabilir ve soru sorulabilir olmak, konuşulabilir olmak. Dolayısıyla bu şekilde halka yakınlaştığınız zaman ister istemez
bulunduğunuz ülkeyle kendi ülkeniz arasında çok daha samimi bir köprü kurmuş oluyorsunuz. Buradaki 26 aydır bulunduğumuz Guangzhou'da biz de bunu yapmaya çalıştık. Çin halkının değer verdiği sanatsal faaliyetlere, değer verdiği sanatçıları evimizde toplamaya çalıştık. Bunun için hem Çin'de bulunan Türk sanatçılarının bir bölgesel konumlarını tespit ettik, alanlarını tespit ettik. Yalnızca kendi bölgemizde değil, genelde Çin'de. Eşim de sanatçı olduğu için bu alana özel bir ilgimiz de mevcuttu. Bilahare hem sanat organizasyonları olsun, hem bu sanatçılar olsun, sadece ses sanatçıları veya müzik değil, görsel sanatları da biz kapsadık. Daha kapsayıcı bir topluluğu bize yakın kılmaya çalıştık ve evimizi onlara açtık. Önümüzdeki dönemde bu toplantılarımız devam edecek. Tabii ki çok güzel getirileri var. Mesela bizim bölgemizde Foşan şehri ile önümüzdeki yıl Türkiye temasıyla çok güzel kültürel faaliyetlerde bulunacağız. Daha yeni geçen hafta Foşan şehrinde çok güzel 2 gün boyunca mola verdik, kültür molası verdik. Onların değer verdikleri sanatsal faaliyetlere katıldık ve bu yerel basında genişçe yer aldı. Dolayısıyla Çin halkı bizi oldukça benimsedi ve sevdi diyebilirim bu konuda. Peki biz ne yapacağız? Biliyorsunuz 2021 yılı Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı. Bu maksatla yılbaşından beri gerek Pekin Büyükelçiliğimiz, gerek Şangay Başkonsolosluğumuz, gerek Hong Kong Başkonsolosluğumuz pek çok faaliyette bulunmakta. Biz de pek çok faaliyette bulunduk. Ancak bizim faaliyetlerimizin en geniş çaplısı önümüzdeki 1 Aralık tarihinde başlayacak. Şu anda bu faaliyetlerimiz 1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1,5 ay boyunca sürecek. Bu faaliyetlerimiz içerisinde alışık olduğumuz kültürel faaliyetlerimiz de mevcut. Şimdiye kadar ilk kez yapılacak bir takım faaliyetlerimiz de var. Sayın Büyükelçimizin de katılımıyla 1 Aralık'ta Çin'de ilk defa sizin programınızda bunu da duyurusunu yapmış oluyorum. 1 Aralık tarihinde Çin'de ilk defa bir yabancı ülkenin ormanı kurulacak. Yetişkin ağaçlar dikilecek ve dikildiği anda bir orman oluşacak. O da Türkiye Yunus Emre Hatıra Ormanı olacak. Vatandaşlarımızın katılımıyla inşallah 1 Aralık tarihinde ormanımızı oluşturacağız ve bu bir ilke imza atacağız. Kalıcı bir ilke imza atacağız. Çin'de ilk defa yabancı bir ülkenin ormanı kurulacak. Bu da Guangdong'da, Guangzhou'da olacak. Benim bölgemde olacak. Çin makamlarının izniyle ve Sayın Büyükelçimizin, Pekin Büyükelçimizin katılımıyla gelişmiş ağaçları dikerek diker dikmez bir ormana sahip olacağız. Dolayısıyla Çin'de çok güzel bir imza atıyoruz. Türkiye Yunus Emre Ormanı'nın 1 Aralık tarihinde hem Çin makamlarının katılımı, hem Sayın Büyükelçimizin katılımı, hem de vatandaşlarımızın katılımıyla açıyoruz. Bu ilk etkinliğimiz olacak. İkinci etkinliğimiz 2 Aralık tarihinde. Malumunuz Guangzhou'da dünyanın sayılı kütüphanelerinden bir tanesi mevcut. Bu kütüphanede kalıcı olarak bir Türkiye köşesi oluşturuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'müz ve diğer bütün kurumlarımız ve Dışişleri Bakanlığımızın katkı ve destekleriyle Türkiye'den pek çok kitap getirttik. Bütün bu kitaplar belli bir süzgeçten geçirildi. Komite Çin'de onayladı ve kısmetse 2 Aralık tarihinde Çin makamlarının katılımı ve Sayın Pekin Büyükelçimizin katılımıyla Guangzhou Kütüphanesi'nde bir Türkiye köşesi oluşturacağız. Bu da ikinci faaliyetimiz olacak. Bunu müteakiben aynı gün başlamak kaydıyla Guangzhou Kütüphanesi'nde Ebru Atölyesi açılacak ve bir Ebru
sergisi yapılacak aynı tarihte. Bunu izleyen 20 gün boyunca da Guangdong Kütüphanesi'nde çok çeşitli kültürel faaliyetlerimiz olacak. Örnek vermek gerekirse bir film haftası. Bütün misyonlarımızın yaptığı film haftalarından bir tanesi bu Guangzhou Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Bir başkası Türk Yemekleri Haftası. Türk yemeklerinin hazırlanmasında kullanılan ve Çin'de bulunabilen malzemelerin tanıtımını yapılacak ve Türk Yemekleri Haftası yapılacak. Bir başkası Türk Kahvesi Atölyesi. Türk Kahvesi Atölyesi'ne bizzat ben ve eşim Turlu İçözü Türk kahvesinin yapılışını anlatacağız, tarihçesini anlatacağız. Bu kültürel faaliyetlerimizi ki yaklaşık bunlar 18 adet, şu anda hepsini dile getirmesem de bazıları da sürpriz olarak kalacak tabii. Ve bütün bu grup kültür faaliyetlerimize biz Anadolu Esintisi ismini verdik. Dolayısıyla Guangzhou'da 1 Aralık tarihinden başlayıp yaklaşık bir buçuk ay sürecek, bazıları tekrarlanarak devam edecek bir Anadolu esintisi yaratmayı amaçladık. Bu Anadolu esintisinin sonunda da gene Guangzhou'da önemli konser salonlarından bir tanesinde eşim Tulu İçözü hem Çince hem de Türkçe olarak Çin ve Türk bestecilerinin tanınmış eserlerini seslendirecek. Sayın Başkonsolosum, benim esas olarak sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz, eksik kaldığına inandığınız bir şey varsa alalım. Buyurun, söz sizde. Öncelikle COVID-19 sırasında vatandaşlarıma Başkonsolosluğumuzun arkasında birlikte hareket edecek şekilde sinerji yaratarak yardımcı olmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte kurmuş olduğumuz kriz yönetimi grubu, 2019'un Şubat ayında kurmuş olduğumuz kriz yönetimi grubu çok fazla bilgi akışına sahne oldu. Söz konusu bilgi akışı sayesinde Guangdong eyaleti bizi başka bir yere taşıdı ve kriz yönetiminde yer almamız için öneri getirdi. Ve hali hazırda bu kriz yönetiminde şahsen yer almaktayım ve pek çok soruna yakından takip etmekteyim. Çözüm odaklı çalışmalarımız olmakta. Bu sayede ve bu kriz yönetimi Çin makamlarıyla yapmış olduğumuz kriz yönetimi sayesinde vatandaşlarımızın sorunlarının süratle çözülmesini sağlamaktayız. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Kerem Bey. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim. Unutmayın, doğunun sabah yıldızı Çin, batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü ve algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.